Bundan dolayı Sayın İl Başkanımıza teşekkür ederiz. Şimdi bir dakika. Büyük taarruzun başladığı bu topraklarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti teminatı bilge liderimiz, Türkmen Bey'imiz, Sayın Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli'ye Başbuğ Alparslan Türkeş'ten bugünlere ocaklardan beri çizgisinden hiç sapmamış 30 yılı aşkın süredir hizmet eden Afyon Karahisar'daki tüm teşkilatlarımızın ağabeyi, Merkez Yönetim Kurulu üyemiz, Afyon Karahisar Milletvekilimiz ve yeni dönemde adayımız Mehmet Taytak Beyefendi'yi açılış konuşmasını yapmak ve kurdeleyi kesmek için kürsüye davet ediyorum. Çok kıymetli Afyon Karahisar Başkanım, kendisi geçen hafta genel başkanlığın tensipleriyle uzun yıllardır emek verdiği ocak başkanlığından il başkanlığına, sekreteryasından ameleliğine, ırgatlığına, her şeyine talip olmuş yapmış ve bugün de Milliyetçi Hareket Partisi'nin Afyon Karahisar'ın il başkanı olarak karşımıza bulunan kıymetli kardeşim Ahmet Kahveci Bey'e hepinizin huzurunda sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin başkanım. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Afyon Karahisar İl Yönetimi arkadaşlarım, belediye başkanım, belediye arkadaşlarım, tüm Afyon'umuzun ilçe başkanlarım, ocak başkanlarım, belediye başkanlarım, İl Genel Meclis Üyesi arkadaşlarım, belediye meclis üyesi arkadaşlarım ve bugün birlikte yola çıktığımız yine Sayın Genel Başkanımızın tensipleriyle Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekili adayı olarak gösterilen kıymetli arkadaşlarım, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Her zaman söylüyorum, buraya gelmeden önce her zaman yaptığım gibi Sayın Genel Başkanım'ın elini öperek helallik istedim. Yola çıkıyorum. Allah nasip ederse yalnız gidiyorum ama inşallah çok kalabalık geleceğim dedim. Kendisi Afyon Karahisar Cumhuriyeti'nin kurulduğu kurtuluşun topraklarıdır. O toprağın insanları Milliyetçi Hareket Partisi'ni severler. Bizi severler. Onlara söyle, ben Afyon Karahisar'ın tüm milletvekillerinin alayına talibim dedi. Gönderecek miyiz arkadaşlarım? Çalışacak mıyız? Başaracak mıyız? Karşımızdakileri utandıracak mıyız? Bir miyiz? Beraber miyiz? Allah yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Cenab-ı Allah bu kutlu yolda ömrümüzün sonuna kadar milletvekili olarak, vatandaş olarak, ilçe başkanı olarak, velhasıl bu davanın bir neferi olarak hizmet etmeyi nasip etsin. Burada gücümüz sıramızdan gelmiyor. Gücümüz paramızdan da gelmiyor. Gücümüz Allah'tan geliyor. Gücümüz Milliyetçi Hareket Partisi'nden, rahmetli başbuğumuzun partisi, devletliğimizin partisinden, Milliyetçi Hareket Partisi'nden geliyor. Biz ülkücüyüz. Biz şerefli insanlarız. Biz sırayla, masayla satılacak, alınacak insanlar değiliz. Bakıyor ve seyrediyorsunuz. Altılı masa paramparça oldu. Çünkü orada masaydı. Orada sandalye vardı. Ama ülkücüler ne masaya bakar, ne sandalyeye bakarlar. Sadece yürürler. Vatan için, bayrak için, din için, devlet için, millet için yürürler. Bu uğurda şehit olurlar. Bu uğurda cezaevine yatarlar. Ama bir gün gık demezler. Bir gün kimseden de hak istemezler. Hak da bilmezler. Sadece ve sadece onlar nasibin alırlar. Ben Mehmet Taytak olarak 1988 yılından bugüne kadar, yani rahmetli başvurumdan bugüne kadar partimin yöneticisiyim. Allah şahittir ki ben bu davaya milletvekili olmak için çıkmadım. Aileme bir şeyler vermek için çıkmadım. Her zaman söylüyorum. Bir ilçede olsaydım ilçe başkanı olurdum. Bir ilde olsaydım il başkanı olurdum. Yani bu davanın bir yerinde olurdum arkadaşlar.
Biz önce Müslümanız, sonra Türk'üz, sonra ülkücüyüz. Bizi yolumuzdan kimse alıkoyamaz. Satanlar satar, kaçanlar kaçar, gidenler gider. Gittiği yerde hepsi rezil üsva oldular. Rezil oldular. Sokağa çıkamaz hale geldiler. Ata ocağını terk eden, bu kutsal davayı terk edene Cenab-ı Allah mutlak bir musibet verir. Hepsine bir musibet verir Cenab-ı Allah görüyoruz. Çünkü Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi bu dava dualı dava arkadaşlar. Şehit olan, şuhedası olan bir dava. Onun için yolumuzdan bizi kimse döndüremez. İster bir dolanım, ister alt dolanım, ister hiç olmayalım. Burayı, bu adaylığı kendine ileride referans etmek için isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Kimseye vermeyeceğiz. Bu davayı kimseye kullandırmayız arkadaşlar. Duruşumuz belli, kararımız nettir, adayımız bellidir, kararımız nettir arkadaşlar. İnşallah dün başlattığımız bu kutsal yolu gerçekten öyle bir noktaya getirdik ki gittiğimiz pazarda, çıktığımız dükkanlarda en az 2'den bahsediyor vatandaşlar. 2'niz tamam, 3'e gidiyorsunuz diyor. Arkadaşlar 2'miz tamamsa 3'ü de biz tamamlayalım mı? İnşallah. Allah razı olsun. Hepinize saygılar sunuyorum. Hepinize Allah razı olsun. Bir şey istemeden, bir şey beklemeden sadece bu 3'lerin altında emek veren muhterem hanımefendiler, kıymetli genç arkadaşlarım, yıllardır burada saçları beyazlamış ak saçlı abilerim, kardeşlerim, hepinize ayrı ayrı saygılarımı sunuyorum. Hepinize Allah razı olsun. İyi ki varsınız. İyi ki yoldasınız. İyi ki bu kutsal çatının altındasınız. Allah ömrünüz uzun etsin. Bahtınız açık etsin. Evlatlarınızla birlikte güzel günler nasip etsin. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Ve inşallah bugün seçim, bakın burada bir şey yazıyor. Seçim değil, seçmen iletişim merkezi. Yani buraya gelen seçmenlerle ilgileneceğiz. Kapı kapı her tarafa dolaşacağız. Girmedik kapı bırakmayacağız. Çalmadık zil bırakmayacağız. Sarılmadık, öpmedik el bırakmayacağız. Var mıyız arkadaşlar bu çalışmaya? Evet. Allah yardımcı olsun. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Hepinize hürmet ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene.